Çocukluğumuzdan beri, belki de bizden de önce, futbol oyununun ne kadar nankör olduğu konuşulurdu. Futbol nankör. Kimler hayat için, öyle değil mi abi? Tabii hayat da öyle ama futbol daha da. Çünkü hayatın içerisinde bir yaşam biçimi olmuş Türkiye'de veya dünyada. Kaleci bir, santraforlar iki. Gökmen abi iyi bilir. Gol attın müddetçe iyisin. Kaleci de gol yemediğin müddetçe çok iyi. 9 tane gol kurtar, bir tane gol yediğin zaman nankör futbol. Aynen. En kötü sensin. En kötü sen. Valencia bugün şu penaltıyı atmasaydı, belki de tüm attığı 25 gol yanılmıyorsam, çöp. Silin çöp olacaktı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kaçırtan adam olarak suçlanacaktı. Onun için futbol oyununu şansa ve diğer olgulara bırakmamak lazım. Şimdi bir de şu var. Benim en çok sinir olduğum şey şu. Sezon başı itibariyle yani maçlara falan çıkarken şeyler çıkıyor. Yabancı oyuncular yani Hristiyanlar haç çıkartıyorlar. Bizimkiler evet. Allah'a dua ediyorlar. Ondan sonra hepsi sahtekarlık yapıyor abi. O zaman neye dua ediyorsun ki sen? He? Neden çıkarken dua ediyorsun? Yani bu kadar ya ahlaksız. Hepsi demeyelim de. Ne dersen yani. De abi yok. Ana bu kadar ahlaksız, bu kadar yani. Ya sizin döneminizde ne oluyordu? Ama şimdi, her dönemde var yani. Ama şimdi bizde o kadar yoktu. Messi'si de atıyor, Ronaldo'su da atıyor, Mbappe'si de atıyor. Herkes şimdi ahlaksız mı? Onlar da atıyorlar. Onlar da penaltı kazandırmak için. Hayır ben Premier Lig'i seyrediyorum. Anladın mı? Öyle kesinlikle abi. Ya kesinlikle. Bize biraz daha abartılı olabilir. Kesinlikle. En sahtekarlık bizim lig abi. Şimdi. Yerlisi de yabancısı da. Şimdi diğer dine mensup olan futbolcular biliyorsunuz hareket yapıyor. Bunu 1 veya 1,5 saniye sürüyor. Şimdi bize de bu olabilir. Bunu soyunma odasında yapabilirsin. Otel odasında namazını kılabilirsin. Soyunma odasında duanı yapabilirsin. Sahaya çıkarken şu hareketi de yapabilirsin. Yani Müslüman olarak yapabilirsin. Normaldir. Evet. Ama sahaya girip elini böyle açacaksın. Ya 30 saniye 40 saniye. Bu türbünlere oynama. Bu türbün 10-15 metre gidiyor ya böyle Allah'ım sen bana yani yardım bu biraz otobüs bana sahaya çıkartıyor bana böyle yapıyor. Yani bana biraz hoş gelmiyor. Yoksa tabii ki inanca saygı. Ya ayrı bir şey. De, o zaman sen ya inanca saygı insanım. Gösteriyorsun da gelip de meslek ahlakı onuru şerefi yok mu yapıyor mesleği ya? Nereden nereye geçiyor? Abi yok mu? Olay nereye bağlı? Nereye bağlıyorsun? Ne alakası var? Evet. Ne alakası var? Mesela dünkü bir şeyde de Nelson'un pozisyonu var. O da penaltı tamam. Penaltı değil ki o. Ne peki? Kırmızı kart o pozisyon. Ceza sahası dışında olan pozisyon zaten o. Neyse abicim ya. Ya penaltı değil onu demek istiyorum. Hayır. Yani, şimdi şöyle bir şey. Ben sakin kırmızı kart vermesin. Canım kardeşim bizim senelerdir sen Ahmet Çakar'ı falan çok seversen dersin. Ben sevmem de pek. Erman'la ikisi yan yana gazetelerinde yapmışlar. Ahmet Çakar diyor ki kesinlikle diyor penaltı değil. Burada da Erman Torunlu şöyle bir köşe yazmıştır. Anladın mı? Ne anlattığı belli değil abicim. Penaltıya anlatıyor gibi. Kırmızı kart diyorlar abi. Tamam. Kırmızı kart doğru. Evet. Nelson'un pozisyonunda Ahmet Hoca. Ama iyi de şimdi biz Fenerbahçe'yi konuşurken nereden nereye geçtik? Neyse işte dünü ve bugün abi. Tamam, evet. Devam et tamam, abi. Biraz karma oldu. Her türlü. Çünkü bu Fenerbahçe maçı çok önemli bir konu. Bu akşam kere son 10 dakika. Ya sen ilk yarıdaki oyundan memnunsun. İlk yarıdaki oyundan Fenerbahçe'nin şöyle ki memnunum. İki tane yani şans diyoruz ya. Evet. İki tane direkten dönen topu var. Bir tane Arda'nın 3 kişiye çalım atıp çok iyi plasesi çok vardı. Kaleci ayağıyla kardı. Bir tane de bu 41, 44 ve 45. dakikada bu söylediklerim son 5 dakikada oldu. Ondan önce de çizgiden Ankara Gücü defansının çizgiden çıkardığı bir top vardı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe takımı bugün sen ilk yarı 4 tane gol pozisyonuna giriyorsan 2 tanesini atacaksın kardeşim. Sen Fenerbahçe'sin.